Arkadaşlar merhabalar. Bugün kamuoyunu bu videoyla bilgilendirmek istedim. Bugün Halk TV'de katıldığım bir programa gösterdiğiniz ilgiden dolayı öncelikle çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Değerli arkadaşlar, benim için önemli olan deprem bölgesinde halkımızın sesini duyurabilmekti. Lakin belli gruplar kötü niyetli biçimde daha önce katıldığım bir programdaki sözlerimi çarpıtarak, cımbızla çekerek, cımbızlayarak ters algı yaratmak istiyorlar. İşin aslı şu şekildedir arkadaşlar. İletişim Başkan Yardımcılarından Çağatay Bey beni aradı. Çağrımıza cevap verdi. O zaman kendisine telefonda teşekkür etmiştim. Ve ben daha sonra Habertürk kanalında katıldığım bir programda Çağatay Bey'e sözlerine inandığım için hemen ilgili makama, sayın valilerimize talimat verdiğini, hızlı bir şekilde her şeyin yapılacağını ifade etti. Ben de devletin kurumunda çalışan bir arkadaşımızın olduğunu ifade etti sonuç olarak. Ben de kendisine inandım. İnanmak zorundaydım. Çünkü devletin kurumundaki bir insanı halkın yanında olduğunu görmek umut veriyor. Bizim canlarımız enkaz altında beklerken, komşularımız, akrabalarımız, ailemiz enkaz altında beklerken bir umutla sarılıyorsunuz. Çünkü koordinasyon eksikliğinden dolayı muhatap arayamıyordunuz, bulamıyordunuz. Ve bir muhatap bulunca doğal olarak mutlu oluyorsunuz ve umutlanıyorsunuz. Tabii sorunlarla ilgileneceğini ifade ettiği için mutlu olduk. Fakat hiçbir sorunla ilgilenmedi. Ben de sabrettim, bekledim. Bir gün, 2 gün, bir hafta geçti. Sonra benim cenazelerim. 8 kişi. Defnedeceğim, defnedemiyorum. Kepçeye ihtiyacım var. Yarım saat içinde geleceğini söyledi. İlgileneceklerini söyledi. Akşam saat 6'dan gece 12'ye kadar 6 saat soğukta mezarlıkta bekledik. Zifiri karanlık. Arabanın ışıklarıyla orayı aydınlatmaya çalışıyorduk. Fakat bir umutla bekledik. Kimse gelmedi. Biz cenazelerimizi aldık. Tekrar enkaz yerine götürdük. Orada sabaha kadar bekledik. Ertesi gün kendi imkanlarımıza defnettik. Tabii İnsanın gururuyla, onuruyla oynanınca, umutlarıyla oynanınca insanın zoruna gidiyor arkadaşlar. Bakın, şunu bilmenizi istiyorum. Deprem bölgesindeki durumu ortaya koymak ve yaraları sarmak istiyoruz. Bizim tamamen amacımız bu. Hiç kimse şunu düşünmesin. Asla ama asla kimseyle polemiğe girmeyeceğim. Bunu da bu şekilde bilin. Bizim dilimiz iletişim dili. Bizim dilimiz çözüm odaklı dili. Biz kimseyle kavga etmeyiz. Değerli arkadaşlar, biraz insanda vicdan olur. Farklı bir ters algıyla eski konuştuklarımı, şimdi yeni söylediklerimi, işte o zaman bu şekilde konuştu, şimdi bu şekilde konuşuyor. Tabii ki helal etmiyorum. İletişim Başkan Yardımcısına ve yanındaki arkadaşa. Ve beni tehdit eden arkadaşa söylüyorum. Mesaj atan, anneme, zihinsel engelli kardeşime küfür eden, aileme küfür eden o insana sesleniyorum. Benim annemin, babamın isminden TC kimlik numaramı bularak WhatsApp yazışmalarımı, Çağatay Bey ile olan WhatsApp yazışmalarını bulacağını söyledi. Tamam, güzel. Madem ki öyle, o troll kardeşimize söylüyorum. Mesajları değil, sesli aramaları yayınla. Sesli aramaları yayınla. Mesajları da yayınla tabii ki. Ama sesleri de yayınla. Onu da unutma. Bakın değerli arkadaşlar, biz burada kıyameti yaşamış insanlarız. Neyin muhasebesini yapıyorsunuz Allah aşkına? Milyonlarca insan mağdur. Biz kıyameti yaşadık. Biz cehennemi yaşadık. Yüzyılın afetini yaşadık. Büyük ağır bir travma yaşadık. Ailelerimizi, şehirlerimizi, ruhumuzu kaybettik. Kültürümüzü kaybettik. Anılarımızı kaybettik. Çocuklarımızı, annelerimizi, babalarımızı kaybettik. Kimisi yetim kaldı.
Kimisinin bacakları yok. Kimisinin kolları yok. Ya bari bugün biraz insanlık ya. Nasıl insanlarsınız? İnsanda biraz vicdan olur, biraz merhamet olur şu günlerde. Farklı algı yaratarak. Bir şey elde edemezsiniz. Sözlerimi orada iyi dinleyin. Habertürk'teki sözlerimi iyi dinleyin. Neden söylediğimi iyi algılayın önce. Biraz düşünün. Ben tekrar ediyorum. Milletimize, halkımıza bu dayanışmayı, bu birlik ve beraberliği, bu kenetlenmeyi sağladıkları için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğum için çok mutluyum ve gururluyum. O coğrafyanın çocuğu olduğu için çok mutluyum, çok gururluyum. Halkım için, depremzedeler için, gereken neyse yapmam için her zaman emrinizdeyim. Değerli arkadaşlar, dünyanın dört bir yanından, Türkiye'nin dört bir yanından, bizlerle kalbi atan, acısını bizlerle paylaşan, yardım etmeye çalışan ama edemeyen, yardım eden, sivil toplum örgütleri, küçüğünden en büyüğüne kadar. Kim varsa Allah hepinize razı olsun. Askerlerimizden Allah razı olsun. Jandarmamızdan Allah razı olsun. Polisimiz, güvenlik güçlerimiz, bekçilerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Herkes çabaladı. Hepimiz gördük. Bakın değerli arkadaşlar. Olayları çarpıştırmayın. Başka noktalara çekmek hiçbirimize yaramaz. Zaman kaybı. Deprem bölgesindeki olayları gündemi değiştirmez. Bunlar gerçekler. Bakın bu insanlar daha düne kadar onuruyla, gururuyla yaşayan, evinde sıcak yemeği pişen, aşı pişen, küçücük bir yerde işletmede çalışan insanlar çadırda bile yaşanamaz pozisyondayken onlar orada sabrediyorlar, bekliyorlar. Çünkü devletimize inanıyoruz. Biz sırtımızı kime dayayacağız? Bu insanların tüm depremzedelerin ödüllendirilmesi lazım. En iyi şekilde. Hem de en iyi şekilde. Çadırda yaşamaya razıyız. Bekleriz. Ama bu kadar en azından ruhunu, şehrini, geleceklerini, her şeyini kaybetmiş insanlara bir nebze bile olsa birazcık umut olalım. Oraya gelmeden, oradaki durumu yaşamadan lütfen yorum yapmayalım. Ben kamuoyunu meşgul ettiğim için ne olur kusuruma bakmayın. Sürçülisan ettiysem affınıza sığınıyorum. Kamuoyuna saygıyla duyuruyorum. Teşekkür ederim.